Evet sevgili arkadaşlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Fenerbahçe'de transfer gündemini konuşalım istedim arkadaşlar. Bu videoyu da ne zaman paylaşırım bilmiyorum ama şunu söyleyeyim, gelişmeler hemen hemen stabil. Yani pazartesi gününe kadar, 27 Şubat, 28 Şubat'a kadar stabil kalacağını da düşünüyorum görüşmelerin. O yüzden emin olun hiçbir şey kaçırmamış olacaksınız. İlk olarak Serdar Dursun'a sürpriz teklif, iki katı maaş istediği haberiyle başlıyoruz. Biz bunu konuştuk ama kanalımıza yeni abone olanlar var. Ya ben bugüne kadar niye bu kanalı keşfetmemiş diyen güzel kardeşlerimiz var. Onlar için kısa bir hatırlatma yapalım. Polonya ekibinin talip olduğu Serdar Dursun var. Kendisine önerilen rakamı kabul etmedi haberi sunmuşlar. Maaş beklentisi de ortaya çıktı diye belirtiyorlar. Rakov takımı talip olmuştu. Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için sıcak bakıyordu, ancak yapılan görüşmelerde maaş konusunda anlaşmaya varılamamış. Rakov 800 bin euro yıllık ücret önermiş. Serdar ise 2 milyon euro talep etmiş diyor. Bu doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Rakov 300 bin euro, Serdar Dursun 800 bin euro istemiş olabilir. Tamam mı? Bunun bu şekilde doğrusunu konuşalım. Fenerbahçe'de 750 bin dolar kazanıyormuş. Kim diyor 750 bin dolar kazanıyor diye. Bak şu var. Geldiğindeki kura göre 750 bin olabilir. Yani geldiği andaki döviz kuruna göre 750 bin euro olabilir. Ya da dolar olabilir. Ama şu anki kura göre 400 bin euro arasında bir ücreti var. Bilginiz olsun. Kabul görürse gitmeye hazır diyor. Rako 1,5 milyon euro imza seviyesine çıkması bakın geçiniz. Bu sezon 10 maça çıktı. Bir gol 2 asistten oynadı diyor Serdar Dursun. Ben şunu söyleyeyim. Rusya'dan teklif çok daha ciddi. Rusya'nın verdiği yıllık ücret çok daha ciddi. Bence Serdar Dursun oraya yani Rusya'ya giderse bonservis de kazandıracak. Umarım Rusya'ya gider. Fenerbahçe transferde gözünü kapattı. 3 yıldız isim radarında diye. Zaten aslına bakarsanız videomuzun da ana konusu burası. Şampiyon olmak için her yol deneniyor. Her türlü transfer çalışmasına girişimine bulunuyor. Deprem felaketinden dolayı lige ara verildi. Çalışmalar sürüyor. Ama bir türlü Fenerbahçe taraftarı tatmin olmuyor. Bunun dışında yan alanlar da var. Mesela Dimitris Pelkas. Sezon başında Hull City'ye gitti. Kiralandı daha doğrusu. İngiltere'de mutlu olduğunu söylüyor. Hull City'de kalmak istiyor. Yazın ne olacak bilmiyorum diyor. 3-4 ayı var. Kalabilirim, Fenerbahçe'ye dönebilirim diyor. Şöyle bir şey var. Opsiyonu var bizde. Biz opsiyonunu uzatmayıp Pelkas oraya bağışlarsak hem Acun Ilıcalı'nın parası cepte kalmış oluyor hem Fenerbahçe'nin. Çünkü %20 sonraki satışından %20 pay maddesi var. Yani atıyorum 4 milyon euroya sattın. Otomatik olarak 800 bin eurosunu PAOK kulübüne vermek zorundasın. Ne oluyor? Senin kasana 3.2 girmiş oluyor. Sen zaten 2.2'yi almış oluyor. O 2.2'yi almıştın. Sen 1 milyon euro kar elde etmiş oluyorsun. Ama Acun 4 milyon euro zarar etmiş oluyor. Öbür türlü sen bu futbolcuyu sözleşmesini uzatmazsan bedava bir şekilde oraya gitmiş oluyor. Sen 2.2 zarar etmiş oluyorsun ama bunun başka türlü futbolcu takası olur, futbolcu transferi olur, başka transferler olur. Orada da konuşulur. En azından iki kulüp arasındaki bir dostluk var. Hazırlık maçı vesaire olur, şu olur, bu olur. Lucas Moura konusunda arkadaşlar, Conte'nin onayı bekleniyor diyor. Burada başka bir olay var. Dünkü videoda, daha doğrusu belki sabahki videoda diyeyim. Pazar günü saat 10.30'da bir planladığım video var. Belki onu da dinlemişsinizdir. Ama hem Conte onaylıyor hem futbolcu tarafı tamam, hem menajer menajerlerinden bir tanesi tamam. Diğer menajer çok ciddi komisyon istediği için olmuyor. Hakim Ziyech konusunda olağanüstü bir sürpriz olmadığı müddetçe arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle beklemeyin. Greenwood konusunda karar değiştirdiler. Beklemeyin. Coutinho'yu çok soruyorlar arkadaşlar. O defteri kapatalı biz çok oldu. Onu da söyleyeyim. 4 milyon euro iddiası, bunu konuştuk. Son iddia Chamberlain. Chamberlain? Alex Oxlade-Chamberlain.
Fenerbahçe Chamberlain'in durumunu araştırıyormuş. Hem Kırmızılılar Liverpool'da 29 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatılmama konusunda anlaşmışlar. Yani kesin serbest kalacak ve Türkiye'de 5 Mart'a kadar uzatıldı. İngiliz basında transfer dedikoduları bölümünde Fenerbahçe'nin Chamberlain'le ilgilendiği söyleniyor. Klopp altyapıdan gelen Stefan Bakayt'i rotasyona dahil etmiş ve Chamberlain için işler zorlaşmış. Fenerbahçe için B planı olabilir diyor. Transferde tabii ki de öncelik o değil ama olabilir diyor. 2011'de 18 yaşındayken 14 milyon euroya Southampton'dan Arsenal'e transfer oldu. Sakatlıkların etkisiyle beklenen potansiyele ulaşamadı. Buna rağmen İngiltere milli takımında 35 kez forma giydi. 2017'de 38 milyon euroya Liverpool'un yolunu tuttu. Müthiş süratiyle her iki kanatta da çok etkili. Klopp'la birlikte orta sahanın merkezinde de oynamaya başladı. Tam bir joker konumunda top taşıyan orta saha profiline uyuyor diyor Chamberlain için. Şimdi nasıl yalanlasam sizin için daha uygun olur arkadaşlar? Yani tam olarak nasıl yalanlarsam daha hoşunuza gider onu düşünüyorum şu anda. Şey yapayım, transfer marketini açıp oradan bakarak yalanlayayım dur. O daha güzel oluyor. Çünkü ona o daha inandırıcı oluyor. Haziran'da sözleşmesi bitiyor. İngiliz merkez orta saha diyor ama kanat beki. Mesela üçlü savunma oynuyorsan çok güzel bir şekilde kanatlarda oynatırsın. Süratli, hızlı bir isim. Yani bu ismi merkez orta sahaya hapsetmek ne kadar doğru bilemeyeceğim. 11 maça çıkmış, bir golü var, 456 dakika. Bize koklatmazlar diye düşünüyorum. Yeterli oldu mu yalanlama? Yani olmadıysa direkt yalan falan diyeyim. Hangisini kabul edersiniz? Abdullah Avcı onay verdi. Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer. Çok zor bir cümle ya. Bak, Abdullah Avcı onay verdi. Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer. Trabzonspor Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan muhtemelen Zajc'tır diye düşünüyorum. Abdullah Avcı'dan onaylıymış bir şeyi çok merak ediyorum. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor geleceği var mı ki? Marek Hamşik'in boşluğunu doldurması hedefleniyormuş Trabzonspor'un bu hamleyle birlikte. Ve sözleşmesi daha yenileme 28 yaşındaki oyuncu şöyle oldu, böyle oldu. Markovic, Visca, Miha Zajc. Ah, Miha Zajc'mış bak. Bomba Miha Zajc'mış. Bir şeyi çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi tabii ki de Trabzon mükemmel bir şehir. Gidip görenler bilir. Yeşille, doğayla iç içe olan bir şehir. Tabii ki de birçok insanın yaşamak isteyeceği, hayatını sürdürmek isteyeceği bir şehir. Ancak bu sizin benim gibi normal sıradan insanların, hani yalı çocuklarının, zengin çocuklarının çok tercih etmeyecekleri bir yer. Niye? İstanbul'da gece kulübü var, ortamlar var, bilmem o var, bu var, şu var. Trabzon'da ne var? Hamsi tava, hamsi burlama, hamsi kebap, hamsi tatlısı, hamsi... Yani şunu söylemek istiyorum. Kimse yanlış anlamaz ama İstanbul'u beğenmeyip gitmek isteyen Zeiss eğer Trabzon'a gidiyorsa çok büyük bir transfer başarısı olur. Kaldı ki ben kimsenin umutlarıyla da hayallerinin de oynamak istemem. Ne kadar da rakip taraftarlarımız da olsalar Trabzonspor'a gideceğini kesinlikle zannetmiyorum. Ancak Abdullah Avcı'nın da kalacağını kesinlikle zannetmiyorum. Bunu da ince bir mesaj olarak vereyim. Peki Fenerbahçe'yi uzatacak mı? Ya bir gün uzatırım diyor. Bir gün yok eşim istemiyor diyor. Bir gün diyor ki kaynanam istemiyor diyor. Bir gün görümcem istemiyor diyor. Böyle Fenerbahçe'de değer görüyor görmüyor. Geçiniz bunları. Yani geçiniz bunlar. Görüşmeler sürüyor arkadaşlar. Sürpriz bir şekilde uzatma kararı çıkarsa da bir şey diyemem yani. Görüşme sürüyor çünkü. Jesus transferi veto etti. Ha, Zajc'ı mı hocam? Yok, bu başka isim. Şimdi ara transfer dönemi iki kez uzatıldı. Ki tarihte yaşanmayacak şeyler yaşar olduk ya. Ya 2-3 senedir anlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten anlamıyorum. Hangi kitleden dolayıysa ya tövbe mi ediyorlar ya ülkeden mi gidiyorlar ya başka bir şey mi yapıyorlar ne yapıyorsa yapsınlar. Ya bu kadarı çok fazla ya. 2 sene önce evden çıkamıyorduk. Şimdi eve giremiyoruz. İşte 10 tane 11 tane şehir etkilendi. Kayseri de etkilendi. Aslında 12. şehir de Kayseri ama sadece Sarız diye bir ilçemiz var. Maraş'a yakın. Orası afet bölgesine alındı. Olmaz olmaz denilen Konya yöresi şeye depremle çalkalanıyor. Niğde bölgesi hakeza. Hani gözümüz kulağımız başka yerlerde yok Bingöl'de bekleniliyor, yok Adana'da bekleniliyor, Adıyaman'da bekleniliyor diyorlar. İyice insanlar telaş içinde.
Kafaları sıyırmaya az kaldı. Yani siz şu an Kayseri'deki ortamı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Şu an Kayseri'de öyle bir ortam var. Yani öğrenci velileri okulun bahçesinde yatacaklar neredeyse. İnanılmaz bir ortam var. Psikolojiler gerçekten alt üst. Yani ders işleme, işlememe konusu çok değişik. Artık zorla ödev verir duruma geldim. Artık velilere serzenişte bulunuyorum. Yaptırın diyorum ya, mecbur. Çocuklar kafası dağılsın, sizin de dağılsın diye. Mecbur yani. Her türlü çareyi deniyoruz. Psikologlarla falan iletişim halindeyiz. Hani ne yapabiliriz? Çocuklara ne yapabiliriz? Velilere ne yapabiliriz? Seminerler düzenleniyor. Şu bu. Birçoğundan belki sizin haberiniz yoktur. Ben anlatayım size yani. Buralarda durumlar bu şekilde. Enteresan trafik kazaları olmaya başladı. Milletin kafa dalgın. 1 milyon kafa. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun. Şimdi Jesus öğrencisinin transferini veto etti diyor. Süper Lig ekibinden sürpriz talip çıktı. Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi veriyor. Samet Akaydın, Osterwold, Emre Demir kadroya katıldı. Ve Jesus bu sezon gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazanan A milli takıma kadar yükselen Samet, İsmail Yüksek konusunda herkesi veto ediyor arkadaşlar. Sana da veto, sana da veto diyor. Çünkü birçok Avrupa kulübünün radarında bulunuyor. Ve İsmail Yüksek inanın çok fazla teklif alan bir futbolcu. Bakın çok fazla teklif alan bir futbolcu. Ve ileride çok ciddi bonservis kazandıracağına eminim diyor. Ve Jesus gelen teklifleri reddediyor. İsmail Yüksek de çok müthiş bir Fenerbahçeli. Müthiş iyi niyetli bir kardeşimiz. Jesus ne diyorsa odur diyor. Ki bu zamanda böyle bir zihin yapısına, yani böyle bir ahlakta futbolcuya ulaşmak ya da böyle bir futbolcu bulmak çok çok zor. 19 maçta bir gol bir asist yaptı İsmail Yüksek. Aldığı şans çok mu? Bence aldığı şans yeterince değil. Ama adam hocasına güveniyor, hocası da ona güveniyor. Ali Oski büyük umutlarla geldi. Hatta hatırlarsınız biz Ali Oski'yi daha önce alacaktık. Marcelo Bielsa gelirken onu da getirecekti. Ama Bielsa dedi ki sizin ligde dedi futbol sahada oynanılmıyor, masada oynanılıyor deyip teklifimizi kabul etmedi arkadaşlar. Ben bunu anlattığım zaman da birçok kişi güldü, dedi ki lan de ki duyumum tutmadı de. Ne var lan bunda diyecek. Ben cümleye başlarken özür dileyerek başladım zaten. Dedim arkadaşlar Bielsa konusunda hani özür dileyerek başlıyorum diye söyledim. Sonra şimdi diyorlar ki bak Bielsa haklıymış. Ligde tabii ki de masada belirleniyor şampiyon falan filan dediler. Neyse o bizim konumuz değil. Ali Oski gelecekti. İki kişi daha vardı. Birisi de orta sahalardan biriydi. Biri de forvetti sanırım. Eğer gelecek olsaydı yani o sezon sözleşmeleri de bitiyordu. Bir şekilde Ali Oski ile yollarımız tekrar kesişti. Fenerbahçe transfer etti. Ancak ya bekleneni bir türlü veremedi. İstanbulspor'un da devrede olduğunu daha önceki videolarımızda da bültenlerimizde de konuştuk. Yani eğer biz sözleşmesini feshetme durumuna sahip olsak, Ali Özki de İstanbulspor'a gidecek olsa bizde bir kontenjan açılmış olacak. Ama değer mi? Bunu size bırakıyorum. Yani niye değer mi? Ya arkadaşlar bakın. Her an her şey olabilir. Allah muhafaza Fenerbahçe transfer yapamadı diyelim. Hiç kimse yapamadı diyelim ya da almadı diyelim. Ali Özki'yi sol bekte, sol açıkta, sağ açıkta kullanabilirsin. Çok gönlü bir oyuncu. Sezon bitene kadar sana her futbolcunun her türlü katkısı olabilir. Bugün size şunu söyleyeyim. Gustavo Henrique'yi çok düşünmüyoruz değil mi? Galatasaray maçında oynayacak diyelim. Fenerbahçe Galatasaray deplasmanında 4-0 yenecek diyelim. Ve puan sıralamasında eşitlenecek puanlar. İkili averajda Fenerbahçe öne geçecek diyelim. Sadece o maçta oynayıp 4-0'lık bir skorla Galatasaray'ı yeneceğiz. 2 gol atacak. Yani 2 gol atacak. Sadece 2 gol atacak diyelim. Gustavo Henrique sezon sonuna kadar kalsın mı desem, hocam tabii ki kalsın, şampiyonluk maçı çok kritik, manyak mısın sen, bırak dursun, bırak dursun, gönlümüzde taht kursun, işte iki gol şampiyonluk, bir de o statta kazanmak, şöyle böyle dersiniz. Senaryoyu değiştirelim. İstemediğiniz bir futbolcu düşünüyorum yine Gustavo Henrique tipinde. Ali Oski diyelim. Oynadı oynadı oynadı. Çok ciddi yani, hiç oynamadı oynamadı oynamadı. Çok ciddi maçta gitti sana bir 3 puan kazandırdı. Yani şampiyonluk yarışında seni öne geçiren bir hamle yaptı. Maç sayıları aynı. Fenerbahçe 1 puanla öne geçti mesela puan sıralamasında. Ali Özkü'nün golüyle ya da asistiyle. Bunlar olabilir şeyler. Bunlar olabilir şeyler. Ha, hata da yapabilir. Bunlar da olabilir şeyler ama katkısı zararından daha fazla olur ümidiyle tutulan isimlerden.
Fakat Gustavo Henrique konusunda da Alioski konusunda da şunu söyleyeyim. Yani sıkıntılarımız farklı. Yoksa hani futbolcuların karakterlerinde yana bir sorun yok. Hocam para için mi duruyorlar? Yok, para için falan durmuyorlar. Gustavo Henrique konusunda Flamengo ile papaz olduk. İyi tarafından bakın, Flamengo'nun hiçbir çöpünü almayız. Siz öyle diyorsunuz ya, kim gelse çöpü diyorsunuz. Kötü tarafından bakarsak Flamengo ile hani biz kendimizce haklıyız. Onlar da kendince haklı. Hani Ali Koç'un da geçmiş haklılık karnesine bakınca mesela Max Kruse'de haklıyız dedik. Ayvayı yedik. Giuliano'da haklıydık. Ek para gelecekti. Bilmiyorum geldi mi gelmedi mi. Josef de haklıyız dedik. Geri transfer etmek istemedik. Sonra bizden yüksek yıllık ücret istedi. Beşiktaş'a gitti. Bir çeşit bir işler var ortada. Ali Koç herkesi kendisi gibi duygusal zannediyor ama sadece duyguyla iş yapılmıyor. Parayla da iş yapıyor adamlar. Mesela Beşiktaş için Fenerbahçe Tayyip Talha transferinden çekiliyor. Ortalığı karıştırsa daha fazla parayı alabilir ama almıyor. Gidip Beşiktaş'ın eline teslim ediyor. Ama Beşiktaş gidip Onur Bulut transferinde Fenerbahçe görüşmesine rağmen gidip futbolcuyu alıyor. Ama Ali Koç çıkıp da tek bir kelime etmiyor. Mesela ben Ali Koç'un yerinde olsam Beşiktaş'ın ne kadar transferi var hepsine gider salça olurum. Hiçbirini aldırtmam. Kayserispor'a da derim ki ben size maddi destek sağlıyorum. Bu davada arkanızdayım. Sakın geri adım atmayın. Beşiktaş size 3,5 verse de geri adım atmayın. Bunlara transfer yasağı aldırın. Onur Bulut'un da futbol hayatını bitirin derim. Arkadaşlar bakın bu edepsizlik. Onur Bulut'un yaptığı Fenerbahçe hakkında söylediği sözler edepsizlik. Ne demek ya ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum. Şöyle böyle. Lan menajerini niye görüştürüyorsun o zaman? Ne demek menajerini görüştürüyorsun? Gitmek istemiyorsun en başta de ben gitmek istemiyorum de. Gönlüm oradan yana değildi. Atıyorum de şu takımlıyım bu takımlıyım de. Edepsizlik ya. Ya Kerem Aktürkoğlu çok koyu Fenerbahçelidir ama Galatasaray'da oynuyor. Oynayabilir. Selçuk İnan Fenerbahçeliydi. Cenk Tosun Fenerbahçeli mesela. Oynayabilir. Çıkıp da kulüplerine ihanet etmiyorlar. Ekmek yedikleri yere ihanet etmiyorlar. Bunlar ayıp şeyler. Bunlar çok ayıp şeyler. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Hayırlısı olsun. Başka atladığım bir şey var mı? Mesela Fenerbahçe transfer gündemi. 3 yıldız isim radarda diye söyledim. Kimleri konuştuk? Şöyle bir özetleyeyim. Ben de çünkü konuştuklarımı kafamda kalmıyor arkadaşlar hepsi. Ve mutlu son Chamberlain bence külliyen yalan. İnanmayın arkadaşlar. Miha Zayt konusunda uzatabilirdi, uzatmayabilirdi ama şu an %51 uzatmayacak gibi duruyor. Serdar Dursun umarım Rusya'ya gider de bonservis kazandırır. Pelkas'ın ben Fenerbahçe'ye geleceğini düşünmüyorum. Orada devam eder. Sözleşmesini uzatmayız. Win-win olur. Lucas Moura konusunda her an her türlü mutlu sona hazır olun. Hakim Ziyech konusunda şapkadan tavşan çıkarsa aynı anda ikisi birden olabilir mi? Olabilir. Hazır olun. Böyle bir müjdeye, böyle bir habere hazır olun. Greenwood konusu kapandı. Coutinho kapandı. Trabzonspor Miha Zajc olayı ben doğruluğunu düşünmüyorum. Abdullah Avcı'nın devamını düşünmüyorum. Marek Hamşik dedik. Samet Akaydın, Osterwold. İsmail Yüksek anlattık. Ali Alioski, Gustavo Henrique'yi anlattık. Başkan. Hocam João Pedro'ya teklif var gider mi? Arkadaşlar 7 milyon euroyu verirlerse gider. Batshuayi konusunda Everton 16 milyon euroluk zorunlu opsiyonu kabul etseydi giderdi. Dua edelim inşallah Batshuayi kalan maçlarda da benzer performans ya da daha iyisini sergilesin. Sezon sonunda belki 3,5'a sezon başında aldığımız Batshuayi'yi belki 13,5 karla satabiliriz. Böyle bir ihtimal var. Takipteler. İsmail Yüksek takipte. Crespo gibi, Arda Güler gibi, Ferdi Kadıoğlu gibi isimlerimiz zaten takipte. Bunu anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bizim takipte olduğumuz bir kanat oyuncusu var. Genç. Bir tane 8 numara var. Bir tane stoper var. Hani en ön sıradaki isimlerden bahsediyorum. Bunların üçü de 23 yok. Bir tanesi 24 yaşında, öbürü ikisi 23 yaş altında. Ben sadece şunu söyleyeyim. O takipte olduğumuz 8 numarayı alabilirsek Türkiye'de gündem sadece o isim olur. Hocam biz kim? Böyle bir isim almak kim? Yok, bir çıkış maddesi diyeyim. Ya da bir açığını bulduk sözleşmesinin diyeyim. Eğer onu becerebilirsek şahane bir şey olur. Ligi ne? Yaşı kaç? Hangi milletten? Yok, hiçbir şey söylemeyeceğim. Söyleyince çünkü cılkını çıkarıyorsunuz.
Sezon sonu için düşünülen forvet transferlerinden birçok isim var. Arkadaşlar aklınızdan gitmiş olabilir. Ben hatırlatayım birkaç şeyi. Samat da Genk takımında kiralık. Ve Genk takımı eğer Şampiyonlar Ligi potasında ligi bitirirse zorunlu satın alma opsiyonu 3,5 milyon euro opsiyon devreye girecek. Zarardan kâra dönüşmüş olacak 3,5 milyon euro. Mergin Berisha Augsburg'da kiralık ve Augsburg'daki Mergin Berisha eğer satın almak isterlerse 4.250 opsiyonu var. Satın almak istemezlerse de Almanya'daki performansı inşallah daha daha iyi olur. Ve yazın çok uğraşmadan Berisha'yı onlar almıyorsa bile başka takıma bir şekilde paketleriz. Ya da hiç olmadı getirip kendimiz de kullanabiliriz. Çünkü iyi bir tedrisattan geçiyor şu anda Berisha ve yaşı daha 24. Yaşı daha 24. Bakın arkadaşlar 16 maça çıkmış bu sezon. 7 gol, 4 asist, 1257 dakika. Şahane bir performans. Fenerbahçe'de 16 dakikada bir golü var ama Bundesliga'da 15 maçta 6 gol, 4 asist. Yani 10 gollük katkı 1241 dakikada. Şahane bir katkı. 300 bin euroya kiraladık. Bakın 300 bin euroya kiraladık. Eğer alırlarsa şahane bir şey olacak. Alman milli takımına seçilme durumu var. Eğer yanlışlıkla bile seçilse şahane olacak. Onu da söyleyeyim. Onu da söylemiş olduk. Samat da Genk konusunda Belçika Ligi puan durumu. Genk şu anda 26 maçta lider. 63 puanda. En yakın rakibi 56 puanda. 7 puanlık fark var. Aman böyle devam et güzü. Kuzum böyle devam et. Geçen maçta Meşal'ın maçında 2-2 berabere kalmışlar. Hocam iyi de Samat da orada gol atıyor. Atmıyor. Da size ne? Atsın atmasın size ne kardeşim? Bu arada Samat da sonradan oyuna girmiş ha orada. Bilginiz olsun yani azıcık da dakikalarda olsa alıyor. Orada zaten yıldızlaştı. Hani orada parladı. Bizi alakadar eden bir durum yok. Gitsin yine parlasın. Az parlak olsun hatta. Hani bizlik bir durum söz konusu değil. Az parlak olsun. Şampiyonlar Ligi şeyinde sıralamasına bitirsinler yeter. Evet, benim aktaracaklarım bu kadar. Transfere dair başka sorularınız varsa alabilirim arkadaşlar. Hepinize destekleriniz, katkılarınız, beğenileriniz, abone olmanız için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.